Selamlar efendim, selamlar. Ben Tuğçe Kandemir. Sosyal medyadan gelen o harika sorularınız için bu hafta O Ne Diyor'un konu benim. Bakalım bir neler sormuşsunuz. Karma çorma. Gittiğin bir mekanda kendi şarkını duyunca nasıl hissediyorsun? Hissediyordun. Bu biraz şey ya, tuhaf bir şey. Yani kendi sesinizi sürekli duyuyorsunuz ama oturduğunuz yerde de duyunca ilginç bir şey. Ama hayal eder miydim, etmezdim. Ama güzel bir şey yani. Sonuçta kendi sesim. Ama sürekli duyuyorum. Biraz sıkıcı olabilir yani o yüzden. Ünlü olduktan sonra mesleğine devam ediyor mu? Ve hayatında bir şeyler değişti mi tanınmak dışında? Mesleğime devam etmeye çırpınıyorum şu an. Üniversitede yüksek lisans yapmaya devam ediyorum. Hayatımda bir şeyler değişti mi? Tabii değişti. Yani evde kitap okuyan, ders çalışan bir muallimeyken bir anda bütün insanların bu aleyhine geçiyor gibisinden Tuğçe geçiyor davasına dönmüşlüğümüz olmuştur. Kendi öykünü kısaca anlatsana. Yani biyografi tipinden anlatırsak işte okulun üniversitede okuyan, ondan sonra son sınıfına gelmiş. Son sınıfın ikinci döneminde harika bir ayrılık yaşamış. Ergenliğimi tekrar yaşadım o ayrılıkta. Yani lisenin devamı gibi bir şeydi. Sonra işte bu ayrılığın peşine bir şarkı yazdım. Bu şarkıyı da sürekli diğer şarkılarımı paylaştığım gibi arkadaşlarımla paylaştım. Sonra onlar da bir hainlik yapıp bunu sosyal medyaya itelediler. Sosyal medyada tabii ki benim gibi acı çeken ergenler bu şarkıyla acılarını dindirmeye çalıştılar. Öğrenciyken en düşük olduğu ders tabii ki matematik. Sözel kafalar matematikten asla anlamıyorlar. Çarpım tablosunda hala 7'leri bildiğimi sanmıyorum. 7, 8, 9 biraz tartışmalı olabilir ama yani siz yapın ama ben yapamıyorum ama siz yapmaya devam edebilirsiniz. Şarkı söylerken bile gülüyorsun. Gerçekten hayat bu kadar güzel mi ya? Bu bir ironi aslında. Hayat tabii ki de bu kadar güzel değil ama acı şeylere bile gülmek kavramı vardır. Edebiyat aleminde böyle şeyler var. Acıya gülmek, işte acının karşısında direnmek gibi şeyler. Sanırım bunu uyguluyorum. Ne geliyormuş bakalım. Senin tipinde öğle yemeğinde dedikodu eden kız tipi var bence. Şey ya böyle tatlı kızlar olur ya böyle fısır fısır dedikodu yapıyorum. Kızardım ya. Yapıyorum. Abla attın zehirli oku, günde bir kere dinlemeden yapamıyoruz. Bunun hesabını kim verecek? Mahşerde görüşürüz. Ben çok üzüldüm. İnsanlar da hüznümden beslensin istedim. Buna kötü bir şey göremedim şu an ben ama olsun. Olsun, iyi ki varsınız. Azıcık daha karıştırayım ya. Sonraki şarkın ne zaman olacak? Heyecanla beklemedeyiz. Seni çok seviyorum. Ay ben de seni çok seviyorum. Sonraki şarkım işte bir ay içerisinde bir şarkı daha gelecek. Ha benim olur mu bilmiyorum. Başka birinin şarkısını da mı okurum bilmiyorum. Bu da çok sanatçı kapsa olmadım ya. Kendinde sevmediğin bir huyun var mı? Evet ya. Yani çok geç sinirlenirim. Bu da sabırlı olduğumu gösteriyor ama sabır bazen iyi bir şey değil. Bazen hemen parlamak gerekiyor. Hep öyle insanlara özenmişimdir aslında. Mesela saman alevi derler ya hemen parlar bilmem ne olur. Ben böyle tuta tuta içi ata 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 bir de bu taraftan bu taraftan. Sonrasında daha büyük bir patlama ile bunu sevmiyorum. Keşke yapmasam ama bu şarkının patlayacağını tahmin ediyor muydun yoksa sürpriz mi oldu? Seni seviyorum. Eksik olmayacağım. Bu şarkının patlayacağını hiç ummuyordum. Hani hep böyle şarkı yazan insanların şeyi olur. En iyi bestem kesinlikle bu falan dedi. Benim de vardı öyle bir şarkım. Ama bu demiyordum ya. Bunu öyle ortaya yapmıştım. O anki acıyı dindirecek bir şarkıydı. Yok yani patlayacağım asla inanmazdım. Tabii ki de sürprizdi. Dolabında en sevdiğim parçalar nedir? Ben böyle uzun hırka gibi salaş, böyle sweatshirt ama böyle rahat olması gerekiyor. Onları çok seviyorum ve ayırmıyorum kendimden. Ciddi düşünüyoruz. Hepsiyle. Gözlerini kısmadan şarkı söyleyebiliyorum. Hiç denemedim bunu. Ama genellikle kısılıyor bildiğim kadarıyla. Hüzünlü bir şarkıda bile kısılıyor. Onu hüznümden kısıyor olabilirim ama genellikle kısıyorum. Siz ünlülerin de özel fotolarını paylaştığı gizli arkadaş hesabı oluyor mu? Yani. Burnundaki antrikotu aldırmayı düşünüyor mu? Aslında haklılar ama bir şey de diyemiyorum çünkü çok korkuyorum ameliyattan falan. Korkunç ya ama düşünür müyüm bir gün? Mutluyuz ya. Şöyle yandan çekmediğiniz sürece problem yok. Bu şekilde çok mutluyuz. Sevdi mi sevdi mi bilemedim. Bu benim öyküm şarkısına toplam ne kadar para kazandım. Şey diyorum hesap şeyimi açar mısın? Bilmiyorum. Çünkü hatta dün öğrendik değil mi? Bir gün sonra, özür diliyorum, bir sene sonra yatıyormuş herhalde totaldeki para. Bilmiyorum o yüzden. Kimse de söylemiyor. Bu bir sır. Ben de bilmiyorum gerçekten. Bir gün öğrenirsem ama yalan söyledim şu an. Nasıl adamlardan hoşlanırsın? Adamlardan. Bak bu güzel bir şey. Ya ince yürekli adamlar daima güzeldir. Biz çünkü kızlar olarak ince yürekliyiz. Ben hep bunu söylüyorum. Çok duygusalız bir kere. İşte olur olmadık şeyleri, olur olmadık tripler, bilmem neler kızların şey üzeri ama olsun.
İyi adamlar olsun. İyi adamları sevin kızlar. Kendini bir eşyaya benzetecek olsam bu hangi eşya olurdu? Mikser. Mutfak mikseri. Çok severim. Böyle insanlar girdiğim ortamı hep karıştırdığımı söyler. Ama iyi anlamda. Hani sen gelince bir enerji geldi, bilmem ne oldu falan. Mikser. Bir de kek yapmayı falan acayip severim. O yüzden böyle ona hep özenirim onu böyle çıpırır falan. Hoşuma gider yani. Mikser. Peki o gelince kısılan gözleri. Her taraftan yiyoruz. Eksik olma. Teşekkür. Muğun Tuğçe, bu benim fanım. Kalp. Hangi seyirci profilinden hoşlanmıyorsun? Seyirci bence bu dinleyici olmalı. Edebiyatçıya yapılmaz. Dinleyici olsun. Mesela dinlemeden eleştirenlerden asla hoşlanmıyorum. İşte sadece isme göre. Ben bunu çok yaptım. Sonra kendimi değiştirdim. İşte şu şarkıcı şunu yapmış, bu çok güzel falan. Asla hani dinlemem diyordum. Ama şarkıyı mırıldanmaya başlıyorsam diyordum yani tamam şarkıcı olmuş falan diye. Bir erkek ne yaparsa ondan kıyım kıyım kaçarsın. Bir erkek yalan söylerse ondan kıyım kıyım kaçarım arkadaşlar. Net bu kadar. Kıyım kıyım kaçmak da güzelmiş. Evet bunu çok sevdim. Yalan kötü. Yapmayınız efendim. Tuğçe abla hep acıklı şarkı mı yapacağım? Hareketli şarkı söylemeyeceğim mi? Vallahi cevaplama. Her şey yanlış mı? Düzeltelim de ama öyle olmaz şimdi. Yazık. Çocuktur belki. Tuğçe abla hep acıklı şarkı mı yapacaksın? Hareketli şarkı söylemeyecek misin? Diye soruyoruz. Ama bastık. Neyse. Kendi şarkılarından en sevdiğim, benimki Bin Pişman. Adı üstünde pişmanlık şarkısı ama benim şarkılarımdan en çok sevdiğim en son çıkan Dayana Dayana. Çok hüzünlüydü. Gerçekten Dayana Dayana'sında dayanamayarak hiddetle bağırdığım bir şarkıydı. Üzüntüden yani. Ne yaşadıysam diye sordum kendime yani. Soruları cevaplamayı biraz bırakıp bu benim öykümlüğü patlatırma bir tane teşekkürler. Sabah uyandım yanımda yoksun. Solumda bir acı senden yoksun. Soluksuz kaldım köşelerde yalnızım. Sanki yorgun inan değildi sonsuz. Bitti gitti seyrettik aşkı. Sanmışım yolu yordamı bu. Böyle yazılmadı ya da ben öyle kandım. Şimdi tek başımayken kimin öyküsü bu? Bu benim öyküm birazcık yaralı. Kalbimin pek çok yeri yamalı kan. Akar kanadımdan. Düşer yere, yere kalanı. Canım benim çok güzelsin, çok seviyoruz seni. Bir kitap yazmayı düşünüyor musun ileride? Kesin çok güzel yazarsın çünkü. Çok teşekkür ediyorum. Kitap yazar mıyım? Kitap yazarım da bunu yapmam için şöyle bir 5-10 yıla ihtiyacım var. Daha eksik olduğumu düşünüyorum. Türk Edebiyatı'nda evet bir şeyleri okuyoruz, ediyoruz. Hatta daha fazla bitirmeye çalışıyorum ama tabii ki bitmiyor. Yabancı edebiyatta birazcık yokum yani. Benim gibi bir edebiyatçının kara yüzüdür bu da. Fake hesabın var mı? Varsa kimleri stalkluyorsun? Fake hesap da kullanmıyorum arkadaşlar. Siz de kullanmayın. Niye kullanıyorsunuz? En son küstüğüm bir arkadaşım vardı. Ben de Instagram'dan hikayesine baktım. Açıktı çünkü hesabı. Sonra bana dedi ki neden bakıyorsun hikayelerime bilmem ne. Ben de dedim ki öylemesine. Türkçe de doğru değil. Bakın ya bir şey olmaz. Çok iyi arkadaş olacak. Harbi dosta benziyorsun. Eyvallah. Bir arkadaşın ne yapsa ondan buz gibi soğursun. Bak şu meseleyi hiç sevmiyorum. Mesela biz 3 kişi takılalım ama bazen ayrı takılacağımız zamanlar olsun. İşte bu zamanlarda mesela benimle takıldığı zaman çok güzel, çok iyi. Bütün her şeylerimizi paylaştığımız ama ötekiyle takıldığı zaman bunu alıp fotoğrafa götürür. Onu mesela çok sevmiyorum ya. Arada kaypaklık yapıyorlar çünkü sevmiyorum o durumu. Bak soruya bak. Gerçekten güzel. Mikseri andıracak bir soru geldi şu an. Mutfakta iyi misindir Tuğçe'cim? Hamarat bir hanıma benziyorsunuz. Tuğçe'cimden sunuza geçtik. Emin olamamış bu biraz. Şey mi olayım, mesafeli mi olayım, yakın mı olayım? Mutfakta evet, iyiyimdir efendim. Annem hep şey söyler, mesela yapacağın yemekleri söyleyeyim sana, sıralayayım. Bir saat çıkayım gezeyim, sen onu tezgaha düzersin. Hep annem öyle söylüyor yani. Kendini övdü. O zaman bütün soruları cevapladım. Çok hain davranmamakla birlikte beni çok mutlu ettiniz. Çok kötü sorular yoktu. Çok beni sıkıştıracak sorular yoktu. Çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyduk. Güle oynaya cevap verdik vallahi. Bol kalp. Hoşçakalın. Yeah.